Merhaba arkadaşlar, ben Davut Öksüz. Elit Eğitim tarafından hazırlanan Kamu Yönetimi Eğitim Seti ile birlikteyiz. Öncelikle bu seti aldığınızda hangi konuları içerisinde görebileceksiniz? Bunlardan en önemlisi kamu yönetimi ve kamu yönetimi ile ilgili idari kuruluşlardan tutun da personel yönetimine kadar. Personel yönetiminden tutun da çevre, küreselleşme, kentleşme ve bununla birlikte de Türk siyasal hayatı adı altında Türk siyasal tarihimize, ta ki Türk siyasal tarihi Osmanlı tarihinden itibaren işlediğimiz bu eğitim seti daha ayrıntılı bir şekilde hazırlanması açısından biz şöyle bir konsept geliştirdik. Bir, çıkmış ve çıkabilecek soru tarzlarını sizlerle paylaştık. İki, tüm sınavların yani tüm konular, tüm üniteler dahil olmak üzere genel tarama testleri ünitelerin sonuna eklenmiş bulunmaktadır. Amacımız size Türk siyasal hayatını hiç sıkmadan, herhangi bir kaynağa bakmadan ve yorulmadan, stres yaşamadan sizlere öğretmektir. Tabii ki Türk siyasal hayatı deyince, hocam biz ezberlerden bıktık artık, ezber yapmak istemiyorum dediğinizi duyar gibiyim. İşte bu noktada Davut Hoca devreye giriyor ve size önemli ipuçlarını bu eğitim setinde veriyor. Şimdi bu eğitim setimizin içeriğinde neler var dedik. İsterseniz bir de bunu tahtamızda görelim. Kamu yönetimi eğitim seti içeriği. Şimdi en önemlisi burada bir siyaset biliminin üstün bilim dalı olduğunu, iki yönetim bilimi ve yönetim kadroları ve bitmedi personel yönetimi ne diyoruz biz? Yönetimi ve en sonunda ise Türk siyasal hayatı başlığı içerisinde ve önemli gelişmeler bir de dört diyebileceğimiz en önemli başlık kamu yönetimi alanında yapılan reformlar. Evet. Ve en önemlisi eğitim setimizin en önemli tarafı sınav soruları ve çözümleri. Ve ünite arkası soruları. İşlenmiştir. Evet, şimdi burada öğrencilerimizin özellikle meslek sınavları dahil olmak üzere memurluk sınavlarında dahi sorabilecekleri idare hukuku alanına da bu setimizde değinmiş olduk. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü Türk siyasal hayatı vazgeçilmez olarak sınavlarımızda çıkabiliyor. Evet, işte Türk siyasal hayatını biz bu eğitim setinde, yanlış duymadınız, Elit Eğitim tarafından hazırlanan
kamu yönetimi eğitim seti içerisinde ayrıntılı ve bir belgesel tadında, bir belgesel tadında işlemiş bulunmaktayız. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kara tarihi olarak geçen 1970 olayları, Kahramanmaraş olayları, Sivas katliamı ve bununla birlikte diğer gençlik ideolojileri dahil olmak üzere tüm olaylar detaylı bir şekilde işlenmiş ve alınan kararlar da siz değerli öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Evet, yanlış duymadınız. Kamu yönetimi eğitim setimiz bir belgesel niteliğinde hazırlanmıştır. Özellikle kamu yönetimi alanında yapılması gereken reformlardan en önemlileri olan Sayıştay Kanunu'ndan tutun da Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu, SGK dediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun adının bu şekilde 2006 tarihinde siz değerli öğrencilerimizin de bileceği gibi değiştirildiğini işte bu eğitim seti içerisinde görebilmekteyiz. Evet sevgili öğrenciler, çok fazla geç kalmadınız. Davut Hoca'nın bu özgün anlatımlarıyla birlikte ve elit eğitim çalışanlarıyla birlikte, bu dev kadroyla birlikte hazırladığımız eğitim seti sizlerin de bugünden, yarından ve telefon numarası aşağıda görülmektedir. Ve aşağıdaki telefon numarasından bizi arayarak bize ulaşabilir ve aynı zamanda müşteri sonrası hizmetler bölümünde bizlere, yani değerli hocalarımıza ulaşarak sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, ancak sıkıntı yaşayacağınızı kesinlikle biz düşünmüyoruz ve bu aksi durumlarda bizimle irtibata geçerek eğitim setimize de bu şekilde hoca garantisi vermek istedik. Evet, genel bir şekilde toparlarsak kamu yönetimi eğitim setimizi, birincisi siyaset biliminin üstün bilim olduğunu, yönetim bilimi ve yönetim kadroları, personel yönetimi ve dahil olmak üzere personel suçlarını, disiplin cezalarını, Türk siyasal hayatı ve önemini, aynı zamanda bununla ilgili önemli gelişmeleri, Türkiye'nin karanlık yıllarını, bakınız 28 Şubat sürecini, aslında bu süreçler içerisinde yaşanırken biz şunu söylüyorduk, daha küçüktük belki, hiç bilmiyorduk bile. Hocam Süleyman Demirel bunu yapmış. Hocam Turgut Özal bunu yapmış. Hocam işte Bülent Ecevit bunu yapmış. Büyüklerimizden bu yargıyı duyabiliriz. Ama biz burada asıl bu eğitim setini aldığınızda en önemli kazanımınız ne olacaktır? Bu siyasal olayları daha iyi yorumlama yapabilecek, daha iyi analiz yapabilecek ve tüm siyasi olaylara da hakim olacaksınız. Hayatınızın her aşamasında, sınavlarda değil, işte çalışırken, evde çalışırken, efendim okula giderken veya kız arkadaşınızla birlikte gezmeye giderken, işte bu eğitim setini laptopunuza takıp veya bilgisayarınıza takıp her yerde izleyebilirsiniz. Ve inanıyorum ki hem siz değerli öğrencilerimize bu eğitim setinin hayırlar getirmesini diliyorum ve hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, peki bu eğitim setinde konu olarak hangi konumuz daha ağırlıklı olarak işlenmiştir? Buna bakıyoruz. En önemlisi kamu yönetimi birimleri, yani idari teşkilat şeması ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi, biz bu eğitim setinde merkezi yönetimler, bir de yerel yönetimleri işledik. Peki bu merkezi yönetimlere örnek olarak başta Cumhurbaşkanı,
Başbakan. Bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar. Tabii bu yardımcı kuruluşlar içerisinde bir de biz yargı organlarına baktık. Ve düzenleyici, denetleyici idarelere baktık. RETÜK gibi, SPK gibi, Rekabet Kurumu gibi. Hemen yerel yönetimler biriminde işlediğimiz şudur. Yerel yönetimlerden en önemlisi aklımıza gelen de belediyeler. İki, il özel idareleri ve köylerdir. Özellikle sınavda karıştırılmaması açısından bir de merkezi yönetimin taşra kuruluşlarını il, ilçe, bucak, nahiye olarak işlenmiştir. Evet, bunun gibi birçok sorular, birçok konular eğitim setinimizi tercih ettiğinizde karşınıza çıkacaktır. Ve şunu da söylüyorum arkadaşlar. Sınav soruları, üniteler ve genel tarama testlerimiz ve bu testleri açıklarken bir de ne yaptık biliyor musunuz? Soru üzerinden konuları açıkladık. Yani konu anlatımlı test çözümü. Evet, bununla birlikte yine konularımız bitmedi. Personel yönetimine geçtik. Personel yönetiminde özellikle 657 Devlet Memurları Kanunu'nu disiplin suçları yani disiplin suç ve cezaları memurlukta yeterlilik veya şartları ben devlet memuru olacağım kardeşim ama bunun şartı nedir? Evet işte size Davut Hoca bu şartların neler olduğunu da bu eğitim setinde açıklamış oldu. Tabii ki bu eğitim setini aldığınızda bununla birlikte Türk siyasal hayatında Turgut Özal dönemi 24 Ocak 1980 kararları unutmayın. Bülent Ecevit dönemi. Ve diğer tüm siyaset bilimcilerin siyasi iktidardaki dönemleri ayrıntılı olarak bu eğitim setimizde işlenmiştir arkadaşlar.